Evet değerli arkadaşlar, bugün günlerden pazar. Bizler her zaman olduğu gibi Bolu Düzce Sakarya Derneği olarak durmuyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz. Çalışmalarımızı gayretle yapıyoruz. Hafta içi siyasi parti, dernekler ve benzer ziyaretlerimiz oluyor. Bunun haricinde dün akşam tweet odasında bir çalışmamız oldu. Sakarya milletvekilimizi orada ağırladık. Siyasetle alakalı, derneklerle alakalı, EYT'nin gündemiyle alakalı birçok konuda, birçok yerde gündemi ele almak adına çalışmalarımız devam ediyor. Bugünlerde, özellikle şu günlerde toplumun zor bir süreçten geçtiğini hepimiz biliyoruz. Bu süreçle alakalı birkaç konuya özellikle değinmek istiyorum. Bizler EYT dernekleri olarak, federasyonu olarak Eskişehir'de, Mersin'de ve değişik yerlerde salon toplantıları ve benzeri toplantıları da icra ederek bir süreci şu günleri geçirme aşamasındayız. Kitle bizden ne istiyor? Evet, kitle bizden büyük bir toplantı, büyük bir miting istiyor. Ben kitle mensubu arkadaşlara, EYT mensubu arkadaşlara diyorum ki, olayın başında özellikle belirtmek istiyorum. Bakın biz burada derneklerimizle çalışıyoruz. Dernek yönetimindeki arkadaşlar, biz 3 ili temsilen buradayız. Bolu'muzdan ve Sakarya'mızdan yönetimdeki arkadaşlarımız işini, gücünü, ailesini, vaktini bıraktı, geldi, çalışmamızı icra ediyoruz. Gördüğünüz gibi üye kayıtlarımızı yaptık, kararlarımızı aldık. Dernekle, dervişle alakalı çalışmalarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Peki, değerli EYT'li kardeşlerim, EYT mensubu arkadaşlarım, EYT ile sıkıntıya gark olmuş değerli kaderdaşlarımız, sizler neredesiniz? Sizler bu işin neresinden tutuyorsunuz diye sormak zorundayım ki. Niçin soruyorum? Bakın bu kadar sıkıntılı bir süreçte yaklaşık ekonomik sıkıntılara gark olmadan önce mecliste yapılan toplantılarda yaklaşık o 20 gün önce EYT konusu çok sık bir şekilde gündeme geldiydi. O süreçte bütün siyasi partiler, iktidarın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyla alakalı ciddi bir söylem içerisine girmişken bizler sadece susmayı eğledik. İşte tam bu süreçte evet haklı bir sebeple bizlerden şunu istiyorsunuz, miting yapmamız lazım. Miting yapmamız için de ne lazım? Bize o mitingin mayası olan sizlerin gücü lazım. Bizler ne zaman sizlerin gücünü arkamızda hisseder isek, bizler dernekler olarak, federasyon olarak ne zaman kitlenin gücünü arkamızda hisseder isek o miting kararını alırız. O miting kararının alınması sadece sosyal medya üzerinden miting yapalım yazısıyla olmuyor. Derneklerimize geleceksiniz. Derneklerde üyeliklerinizi tekrar gözden geçireceksiniz. Üye olmayan arkadaşlar üyeliklerini güncelleyecek ki bizler şunu göreceğiz. Bu kitle şu anda toplanmaya hazır. Bu bir kitle isteklerini dile getirmeye, istekleri konusunda tekrar bir sesleniş, bir serzenişte bulunmaya hazır diyeceğiz. Bu çok önemli bir nokta. Bu konuda ben sizlerden özellikle samimiyet konusunda sizlerden ricada bulunuyorum. Artık bırakalım. Çünkü önümüzde çok kısa bir süre 2022 yılına giriyoruz. Bu ne demek? 2023'ün habercisi bir yıla gireceğiz. Yani seçimin arifesindeyiz. Seçimin arifesinde bizim güçlü olmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekir. Sayısı bugün 4 milyon 800 bine kadar düşen, 850 bin lira, 870 bin lira kadar düşen bir EYT kitlesi. Eğer bu süreçte, şu seçim öncesinde dik duruşunu göstermezse, o Maltepe ruhunu yeniden ortaya koymaz ise biliniz ki kimse bizi ciddiye almayacak. Evet, dün akşam TAK odasında yaptığımız çalışmada Sayın Milletvekili arkadaşımız bize şunu söyledi. Ben sizleri takdir ediyorum ve sizleri her yerde görüyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde en örgütlü çalışan, en düzenli çalışan dernekler EYT Derneği'dir. En iyi çalışan federasyon EYT Federasyonu'dur. Her gittiğimiz yerde önümüze çıkıyorsunuz. Her gittiğimiz yerde sloganlarınızla karşılaşıyoruz. Mecliste her yerde önümüzde EYT konusu, EYT gündemi geliyor. Bunu pekiştirmek adına bizim yapmamız gereken şey davamıza daha sıkı sarılmak, şu derneklerde bulunan arkadaşlarımıza destek olmak. Ben bunu hasreten sizlerden özellikle rica ediyorum. Ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Sürecin gelişiminde asgari ücret zammını görüyoruz. Tabii ki takdirle karşılamak lazım. Asgari ücrete yapılan zam bugün azımsanmayacak derecede güzel bir rakam olabilir. Ama arkasından gelen şeyleri değerlendirmek istiyorum. Bugün bizlerin en fazla dile getirdiği EYT probleminin içerisine alan, EYT derken insanların özellikle
hani bir yaş, erken yaşlı emeklilik algısı değil. En büyük problemlerinden biri staj, abo, aylık bağlama oranları. Şimdi bugün yapılan asgari ücret zammı, %50'lik asgari ücret zammı neticesinde abodan kaynaklı 1000 lira, 1200 lira civarında aylık alan arkadaşlarımız var idi. Seyyanen yapılan zamla 1500 liraya ulaşan bu zamlar neticesinde ne olacak? Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada asgari ücreti bizzat açıkladı. Ama düne kadar pandemi sürecinde belirttiği emekli maaşlarını 1500 lira yaptığı seyyanen zammın arkasından bugün abodan kaynaklı düşük maaşları emekli maaşlarını nereye çekeceği bellidir. Birinci konu bu. İkinci konu da şu. Bizlerin süre gelen kimimizin 1 yıl, kimimizin 2 yıl, kimimizin 5 yıl yaş haddine takılması, yani EYT konusunda EYT'li olmamızın kaynağı olan bu yasayla alakalı en büyük sıkıntı şu. Bizler orada nerede konumlanacağız? Bizlerin sistemde şu anda SSK Gov.tr aylık hesap bağlama sayfasında belirlenen bir maaş sistemimiz var. Burada bizlerin maaşları %78'den %48'e ve %28'e olacak şekilde 2008'de yapılan bağlama oranlarıyla birlikte çok düşük bir oran ortaya çıkıyor. Bu süreç aynı şekilde devam edecek ise asgari ücretin bir anda %50 artmasıyla bizlerin maaşları aynı yerde mi kalacak, yoksa sistem üzerinde bizlerin maaşlarına bir iyileştirme yapılacak mı? Diğer bir husus da şu. Asgari ücrete yapılan zamlar konusunda verginin kaldırıldığı, işveren üzerinden yükün kaldırıldığı söylendi. Bence gerçekten samimi ve güzel bir olay. Ama lakin gelelim diğer tarafta. AGİ dediğimiz yıllar öncesinde vergi iadesi olarak, NEM olarak bizim almış olduğu bir bağlama konusu vardı maaşlara. Bu da ortadan kaldırıldı asgari ücretle. Yani ortada çok büyük bir çeşmekeş var. Sosyal güvenlik anlamında her geçen gün yapılan müdahalelerle aslında daha büyük çıkmazın, daha büyük olumsuzlukların ortaya çıktığını görmekteyiz. Bizler şunu istiyoruz. Yıllarca çalıştığımızın emeğin karşılığı olan, bizlerin sosyal güvenlik sistemine girerken imzalamış olduğumuz iş sözleşmesinin karşılığı olan haklarımızı bugün iadesi için mücadele etmenin içerisinde olan bizler, abo konusunda net bir şey ortaya konulması lazımdır. Elzemdir. Maaş bağlama oranlarının düzeltilmesi bir tarafa, alacağımız maaşların da oluşan şu zamlar ölçüsünde ne olacağını bilmek istiyoruz. Yetmedi, bugün mağduriyetin içerisinden çıkıp 1600 lira gibi 1500 lira gibi maaşlarla emekli olan kardeşlerimizin de hala bizlerle mücadele eden, bizlerle davamıza sahip çıkan, hani ben dedim ya 4 milyon 800 bin kaldık ama sağ olsun bu davanın içinde bulunup da emekli olan yaklaşık 2 milyona yakın dava arkadaşımız bizlerle hala bu mücadeleye devam ediyorlar. Çünkü o sıkıntıları çektiler. Kimisi 10 yıl, kimisi 8 yıl, kimisi 12 yıl bekledi, 6 yılda bekleyen kardeşlerimize emekli oldular. Emekli oldular ama yaşam standartının altında bir maaşla şu anda kendileri yaşamaya çalışırken, hani birilerinin tabiriyle çift dikiş yapmaya gayretindeyken, tabii şu işsizlik sürecinde iş bulamayarak sıkıntılı bir süreci yaşayan arkadaşlarımız da, biz bu sıkıntıya gark olduk ama bizden sonrakiler, kardeşlerimiz, evlatlarımız da bu sıkıntıyı yaşamasın diye bizlere bu konuda destek veriyorlar. Ben onların maaşları konusunda da özellikle bu konunun ne olması gerektiğini buradan sayın devlet idarecilerine, Çalışma Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanımıza özellikle belirtmek istiyorum. Bakın bizler hak arayan insanlarız. Bizler siyasi bir taraf değiliz. Her zaman dediğimiz gibi devletimizin, milletimizin, ordumuzun, kolluk kuvvetlerimizin yanındayız. Hiçbir zaman kargaşaya meyel vermeyecek şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler öyle bir kitleyiz ki asla sesimizi bağırarak çıkartmıyoruz. Sesimizi çalışmalarımıza, gördüğünüz gibi derneklerimizle, üye çalışmalarımızla, yaptığımız faaliyetlerle, toplantılarla, salon toplantılarıyla, yaptığımız kongrelerle ortaya koyarak ne yapmaya çalışıyoruz? Mitinglerle kitleye sesimizi ulaştırıyoruz. Yetmedi, ilçe sorumlularımızı atıyoruz. Yetmedi, illerde temsilcilerimizi atıyoruz. Dernek başkanlarımızı, dernekleşmemizi yapıyoruz. Ve bu meyanda da şu anda il bazında derneği olmayan arkadaşlar, sizlere de sesleniyorum. Bu konuda adım atmamız gerekiyor. Biz şu anda 25 ilde örgütlenmemizi yaptık. Diğer illerde temsilcilik nazarında duruyoruz. Biz ne zaman ki 81 ilin 81'inde teşkilatlarımızı tam kıta kurduğumuz anda, teşkilatlanmamızı hızlandırdığımız anda
bizim nasıl bir güç olduğumuzu daha iyi anlayacaklar. Bugün anladıkları gibi. Bugün Sayın Milletvekilimiz Ümit Bey, Ümit Dikbayır, dün akşam beraberdik. İyi Parti Sakarya Milletvekili arkadaşımızın bizzat bizlere söylediği şey şu. Sizleri gerçekten takdirle izliyoruz. Evet, sizler her yerde örgütleniyorsunuz. Sizler her yerinde önümüze çıkıyoruz. Fakat bu örgütlenme sadece bireysel olmamalıdır. Burada mesele teşkilatlanmadır. Burada mesele teşkilatlı bir şekilde hareket etmedir. Sizlerin de bildiği üzere bizim bir federasyonumuz var. Federasyona genel başkanlık yapan bir genel başkanımız var. Ve onun içerisinde genel başkan yardımcılarımıza, sekreterlerimize, yönetimimiz dahil olmak üzere şu anda ciddi anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Yaşanan bu süreçte bizlerin derneklerinin yeni kongreleri var. En kısa zamanda yanılmıyorsam bir hafta içinde miydi arkadaşlar hatırlayamadım. İstanbul Kongresi ne zamandı? Önümüzdeki hafta. Evet, önümüzdeki hafta İstanbul Kongremiz var. Derneğimiz sürecini tamamladı. Orada da dernek başkanımıza Arzu Hanım'a başarılar diliyorum. Bu konuda da bu meyanda da özellikle bakın güçlü görünmek lazım, güçlü görünmek lazım, güçlü görmek lazım diyorum. Niçin? Biz gücümüzü biliyoruz. Bizler bir önceki seçimlerde yanımızda olanın yanında olacağız sloganıyla çıktığımız yolda ne yaptığımızı, ne yapabileceğimizi gösterdik. Bizim dayanacak gücümüz kalmadı. Bizim bir sonraki seçimden sonra artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim önümüzde bir, tabiri caizse, bir kurtuluş savaşı var. Nedir? 2023 seçimlerine biz hedef koymuyoruz. 2023 seçimleri olmadan biz bu yasanın çıkartılması için son ana kadar mücadele edeceğiz. Ondan sonra bizim yasanın çıkıp çıkmamasının çok bir manası kalmıyor. Açık söylüyorum arkadaşlar. Niye? Kitle her geçen gün sürekli kan kaybediyor. Kitle her geçen gün sıkıntı yaşıyor. Neden diyorum? Bugün markete gittiğinizde bir yağın fiyatını, bir ekmeğin fiyatını veya bir gıda fiyatını bugün ben anlatmak ve ortaya koymaktan icap ediyorum. Niye icap ediyorum? 12 liraya bir ekmeği, köy ekmeğinden bahsediyorum veya 3 liraya bir simidi alan insan. Zeytinin fiyatını bilmem. Artık uçmuş gitmiş fiyatları da takip edemiyoruz. Etiketlerin nasıl değiştiğinde farkında değiliz. Bu süreçte EYT'li kardeşlerimizden işsiz olan arkadaşların bizlere serzenişini bildiğimiz için vicdanen rahat değiliz. Bu kitle şu anda geçim sıkıntısı yaşarken ülkede böyle bir ekonomik sıkıntının olması en fazla da bu kitleyi etkiliyor. Çünkü bu kitle belli bir yaşa gelmiş, o geçim sıkıntısının içerisinde birçoğunun evlatları üniversiteye gidiyor, birçoğu düğün yapacak, birçoğu farklı sebeplerden, hastalıklardan sıkıntı çekiyor. Şu süreçte bizlerin dayanma gücü kalmadığının, bıçağın kemiğe dayandığının işaret fişeğinde ben buradan söylüyorum. Bu konuda adım atılması elzemdir. Bizim seçim derdimiz yoktur. Bizim derdimiz geçimdir. Tekrar söylüyorum. Bizim seçim derdimiz yoktur. Bizim derdimiz geçimdir. Bizler aldığımız ücretleri, bizler aldığımız paraları bir yatırımda kullanmayacağız. Bizler evimizin geçimine, devletin bizlere sağlamış olduğu o imkanlarla tekrar devletimize sistemi içerisinde o paranın kullanmasını sağlayarak aslında devlete tekrar alınan maaşların geri döngüsünü sağlayacağız. Aynı zamanda bizlerden belli bir konuma gelmiş çalışmakta olan arkadaşların bu sistemin içerisinden çıkmasıyla bugün en büyük sıkıntı olan genç işsizliğin, sıkıntı içerisinde gençliğin önüne geçmek istiyoruz. Bugün bir arkadaşım vahim bir durumdan bahsetti. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Kendisi yurt dışına çıkmak için, vize almak için konsolosluğa gitmiş. Arkadaşlar konsoloslukların hepsi %100 doluymuş biliyor musunuz? Biz bu memleketi, bu ülkenin vatandaşı bu ülkeyi terk etsin, gitsin dışarıda çalışsın diye benim dedem, atam o mücadeleyi vermedi. Kurtuluş Savaşı'nı ve birçok mücadeleyi biz bunun için vermedik. Bu ülke değerli. Benim ülkeme dışarıdan yabancılar gelip burada nemalanmaya çalışırken benim ülkemin gençliği bu ülkeden dışarı gidip daha iyi koşullarda çalışmak için mücadele ediyor. Niye işsizlik mücadelesi var? Niye geçim sıkıntısı var? İşte tam bunun bu odak noktasında bizler de bu sıkıntıya gark olan EYT'liler olarak bu mücadelenin içinde şu son günlerde yerimizi, konumuzu iyi belirtmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi vermemiz gerekiyor. Sosyal güvenlik anlamındaki sıkıntıların ortadan kaldırılması için bizler çalışmalarımızı hızla devam ediyoruz. En kısa sürede bizler de çok yakında
kongremizi yapacağız. Kongreleri bitirerek bir mitinge hazır olmak istiyoruz. Evet, o mitingin işaret fişeğini sizlerden bekliyoruz. Ben özellikle Bolu Düzce Sakarya bölgesinde derneğimizi ihtiva ettiğimiz derneğimizin teşkilat mensubu arkadaşlarına sesleniyorum. Derneklerimize gelelim arkadaşlar. Samimi olalım. Mücadelenin işaret fişeğini yakalım. Bizler Düzce'den eskiden olduğu gibi 15 otobüsü kaldırıp buradan miting alanına getirdiğimizde Düzce 15, Sakarya 35, Bolu 15 derken bizler bu otobüsleri kaldırdığımız gün biliniz ki bu yasa çıkacak. İşte bu otobüslerin kalkması için, bu organizasyonların tekrar yapılması için size ihtiyaç var arkadaşlar. Sizler artık ayağa kalkmalısınız. Bu süreçte, şu yaşanan süreçte yeniden dernek ruhunu ayağa kaldırmalısınız. EYT davanızdaki haklınızı ortaya koymalısınız. Ben Büyümüvel'de burada bulunan Sakarya'mızdan, Bolu'muzdan buraya katılan, iştirak eden değerli başkanlarıma, temsilci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler mini bir teşkilat değerlendirmesi yaptık. Dediğim gibi üyelerimizi çoğalttık. Kaç Arif Bey üye sayımız şu anda? 516. Bakın Düzce, Bolu Düzce Sakarya Derneğimizin resmi üye sayısını söylüyorum. 516. Arkadaşlar derneklerimize üye olalım. Derneklerimize aktif faaliyet gösterelim. Ve bu sayılar arttıkça, bu yapılan çalışmalar arttıkça bizlerin sisteme girdiği, derbis dediğimiz sisteme girdiği üyelik faaliyetleri İçişleri Bakanlığı nezdinde iktidarın ve herkesin gözünün önüne geliyor. Bizim illegal bir çalışmamız yok. Konuşmasının içerisinde de belirttim. İllegal hiçbir faaliyeti olmayan, sadece ve sadece amacı 4410 sayılı kanunun geriye dönük işletmesinden bizlerin yaş haddine takılmasına ait sıkıntının ortadan kaldırılması, stajla alakalı bizlerin primden sayılması, stajımızın primden sayılması, bizlerin aboyla alakalı aylık bağlı oranının düzenlenmesi ve yeniden GSS dediğimiz genel sağlık sigortası priminin bizler üzerinde etkisinin ortadan kaldırılması ve benzeri konularda faaliyet gösteren, hiçbir zaman teamüllerin dışına çıkmayan, dernekler müdürlüğünde gayet düzgün ilişkileri olan, incelemelerde herhangi bir sıkıntı yaşamayan, hiçbir ticari faaliyet göstermeyen, sadece ve sadece amacı bu yasanın çıkması için panel, toplantı ve benzeri çalışmalarla, ziyaretlerle, siyasi parti ziyaretlerle bu işleri düzenleyen insanlar topluluğu olarak sizleri buralarda görmek istiyoruz. Ve her zaman dediğim gibi belki aranızdan bize şunu söyleyecek arkadaşlar çıkacak. Arkadaşlar siz bu işi yapamıyorsunuz. Vallahi billahi burada arkadaşların yanında söylüyorum. Yapacak olan, daha iyisini yapacak, kendine gönen arkadaş gelsin, koltuğu direkt ona bırakmaya canı gönülden hazırız. Bizler gönüllü olarak çalışıyoruz. Sizlerin de buraya katılımıyla belki içinizde daha iyi yapacak arkadaşlar varsa onları da bu koltuğu almaya davet ediyoruz. Buyursunlar, önümüzde kongremiz de var. Orada da vermeye hazırız. Bizim her konuda şeffaf, açık bir yönetim şeklimiz var. Bu konuda mücadele etmek için herkesi de buraya davet ediyoruz. İnşallah bu meyanda bu Tuncay kardeşim, isterseniz size birkaç kelam ekleyin. Bolu'dan geldiniz, buyurun. Arkadaşlar merhaba. Bugün tabii uzun süredir böyle bir toplantı yapmamıştık derneğimizde. Bolu Düzce Sakarya Derneği olarak. Bir araya geldik. Gündemdeki meseleleri tartıştık. Neler yapabiliriz, ne tür çalışmalar yapabiliriz. Bunların istişaresini yaptık başkanımızın nezdinde. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani en son Sakarya'da parti ziyaretleri yapmıştık. Bolu'da yaptık. Faaliyetler her türlü devam edecek. Mücadele devam edecek. Sonuna kadar, bu iş sonuçlanana kadar, hakkımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ben başka da bir şey söylemek istemiyorum. Başkanım zaten gerektiğinden fazlasını söyledi. Herkese selamlar söylüyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Züleyha Hanım, siz de birkaç kelam etmek isterseniz buyurun. Ben ne söyleyeyim? Sizin biraz önceki söylediğiniz söze istinaden. Değerli üyelerimiz, bize en ufak bir haberde arayıp şey soruyorsunuz. Yasa ne zaman çıkacak? Çıktı mı, çıkacak mı? Sizler bu derneklere gelmediğiniz sürece, üyeliklerinizi yaptırmadığınız müddetçe biraz zor çıkar. Derneğimize, davamıza sahip çıkalım. Selam ve dua edin Allah'a. Evet, netice itibariyle ben değerli arkadaşlara, bizleri dinleyen, bizleri dinleyecek olan, bu canlı yayını dinleyecek, belki biraz fazla uzun tuttuk,
kusura bakmayın. Derdimiz çok, sıkıntılı yaşıyoruz ve sıkıntıyı içimizde hissederek samimiyetle söylüyoruz. Bu dava hepimiz. Hep birlikte bu davayı hedefe ulaştırmak için biz çok büyük adımlar attık. Birçok yerde çalışmalar yaptık, dernekleri kurduk. Millet Meclisi'ne varıncaya kadar bu işin çözülmesi için, hatta iktidarın bu konuda söylemleri için Çalışma Bakanlığı'na daha önce görüşmelerini yaptık. Birçok adım attık. Artık geriye kalan tek adım var arkadaşlar. Artık geriye kalan tek adım kitlenin yeniden harekete geçmesidir. Bu süreçte kitle ayağa kalkmalıdır. Kitle ayağa kalkacak ki bu yasa çıkacak. Evet, tekrar söylüyorum. Kitle ayağa kalkacak ki bu yasa çıkacak. Bu yasa ne zaman çıkacak diye soran arkadaşlara cevabımız budur. Kitle ayağa kalkacak ki bu yasa çıkacak. Çünkü bu süreç onu gerektiriyor. Gelinen nokta oradadır. İnşallah bu minvalde hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlere de sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz.